Şimdi Çağlar Hocam, bahsettim biraz. iki yıllık bir dilim. E, artık barış diyor Zelenski. Çok sayıda insan öldü. Rusya başarılı mı oldu tartışması çok fazla yapıldı. Orada savaşın içine gömüldü denildi ama böyle haritalarımız var. E, desteklediği ayrıcılıklı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeler artık buraya ulaştı. Ne düşünüyorsunuz şu tabloya bakınca? Şimdi 2014'te Rusya'nın e, kırımı ilhak ettikten sonra bu şeyin gerginliğin daha da ilerleyeceği ve ileride çok yayılabileceği konusundaki hı hı. endişeler realiteye döndü ve başladı. 2014'te e, Kırım'ın ilhaki Bu bir ilhak... hep endişeydi öyle değil mi? Yani, Kırım'ın ilhakı bizim tabii Türkiye Cumhuriyeti devletinin de hı hı. E, asla kabul etmedi. Bu ilhaki evet. uluslararası hukuka uygun bulmadığımız bir süreçti. Akabinde zaten Ukrayna'nın doğusunda bulunan e, Donbas bölgesi dediğimiz yerde e, Rusya'ya daha sempatiyle bakan, Rusların e, e, hegemonyası içerisinde, yönetimlerinin içerisinde göre e, yapmak isteyen, orada yaşamak isteyen bir grubun olduğunu biliyorduk. Bunlar hı hı. Luhansk, Donetsk, Zaporizhia ve Erson bölgesi. Doğal olarak Rusya e, aslında bir, bir takım, e, Putin bir takım e, gerekçeleriyle sürdükten sonra başlattı bu harbi. O da şöyleydi, e, malum... Ee, bu bölgeye doğru NATO'nun doğuya doğru genişlemesi çerçevesinde Ukrayna'nın NATO'ya dahil edilebilmesi stratejisi vardı ABD'nin ve NATO'nun başat güçleri tarafından Putin bunu biliyordu hatta bugüne kadar da sürekli olarak hep bunu ifade ediyor evet. yani NATO'nun doğuya doğru genişlemesi çerçevesinde Ukrayna'yı NATO'ya dahil edip benim sınırıma kadar gelmeleri ve buraya NATO birliklerinin yerleşmesi hı hı. Bu istemediği bir durumdu. Ee, diğer şartları da ortaya koydu ve akabinde... Şöyle bir, şöyle bir cümle de söyleniyor. Yani okuduklarımdan yola çıkarak, takibimden yola çıkarak deniliyor ki Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı NATO'ya dahil edebilmek için Rusya'yı aslında Ukrayna'ya çekti. Katılır mısınız? Olabilir. Yani Aha. böyle bir, bu bir şey olabilir. Tabii bu hani mesela. bir satranç gibi düşündüğümüzde Aha. böyle bir hamleden sonra doğal olarak Rusya'nın zaten böyle bir tepki göstereceği biliniyordu. Yani buna çünkü Rusya Ukrayna NATO'ya üye olduktan sonra böyle bir duyarsız ve bir Hı -hı. hareketsiz kalma olasılığı yoktu zaten Hı -hı. ama bu bu günümüzün olayı değil. Tabii yıllardan beridir şeyden sonra 90'lardan sonra Soğuk Savaş'ın son dermesinden sonra hep böyle yavaş 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 gerilen süreçti. Efendim 2022 Şubat'ına geldiğimizde evet savaş 24 Şubat sabahında başladığında şunu düşündü Putin önce öyle algıladılar Ukrayna'yı küçük gördüler evet. Ukrayna'yı çok küçük gördüler çok hafif aldılar ve hatta şöyle coğrafyaya baktığımızda biz askerlerin çift taraflı kuşatma dediğimiz şöyle haritaya baktığımızda bakınız hem Güneydoğu ve hem de Kuzeybatı istikametinde şöyle ay şeklinde çift taraflı kuşatma yapacak hı hı. şekilde çok büyük güçlerle başladı hı hı. Ama iki ay sonra e, ordunun imkan kabiliyetlerinin yeter, üzerine çıktığını gördü. Hiç beklemedikleri bir Ukrayna direnişi görüldü. Savunması çok güçlü bir evet. şekilde devam etti. Ve akabinde de zaman içerisinde e, geriye doğru çekilindi. Bu hat dediğiniz yani şu... Şimdi? E, bu, bura, Hı -hı. arada bir bölge var oraya ifade Hı -hı. edeyim izninizle. Yani şu hatta kadar e, şurada öz, özellikle şunu ifade ediyorum. Bakınız... Kuzeydoğu bölgesinden, kuzeyden ve güneyden hı hı. aynı anda değişik istikametlerden çift taraflı kuşatmayla Kiev'e kadar gidilebileceği Geldi. ve Kiev'de Kiyev'i düşürdükten sonra da kendisine uygun, daha doğrusu hani eski tabirle kendisine müzahir bir yönetim oraya oturtup bir kukla yönetim diyelim, hı hı. kukla bir yönetimi koyup efendim Ukrayna kontrol altına alacağını düşünüyor idi. Ama maalesef böyle olmadı. Evet. Çok ciddi direnişler. Efendim, e, Ukrayna'ya tabii ki direniş Ukrayna'nın kendi ordusunun imkanları dahilinde olmadı. Hepimizin bildiği gibi, özellikle 2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma bütçesinin yüzde beşi geldi Ukrayna'ya. Evet. Bütün Avrupa Birliği ülkelerinden çok olağanüstü. Detaylarına girmeme kaydıyla söylüyorum, hı hı. askeri manada yaklaşık 47 milyara yakın silah, araç, gereç malzeme verildi. Yani muazzam bir destek verildi. Hı hı. Gelinen noktada dilek Hanım, şu anda. Ee, geçen e, Haziran 2023'te yani hudutta evet. e, değişik yerler alındı, verildi. Değişik meskun mahallelerde çok ciddi çatışmalar oldu. Çok ciddi karşılıklı kırımlar oldu ama Ukrayna en son Haziran 2023'te almış olduğu yardımlar ve desteklerden sonra hı hı. şöyle bir stratejiyle cephede harekatına başladı. Genel karşı taarruzu başlattı 2023'ün Haziranında. Hı hı. Ancak Maalesef Ekim 2023'e geldiğimizde arada geçen 3 aylık süre zarfında başarı elde edemedi ve evet. başarısız oldu. Ee, gelinen noktada en son e, Rusya için çok önemli iki nokta vardı. Hem Bahmut bölgesi e, bu, bu ayda da ele geçirildi. Adrika bölgesi 9 ay önce de Bahmut ele geçirmişti. Her iki noktada cepheye baktığımızda daha sonra yapılabileceğini düşündüğümüz stratejik bir harekatın önemli çıkış noktaları. Hali hazırda sahada Uk e, Ukrayna'ya yeterli desteğin gelmemesi... Rus ordusunun da bütün yüklenmelerine rağmen çok ciddi ama çok genel anlatıyorum. Şu anda sahada her iki ordunu karşı karşıya koyduğunda donmuş bir durum var. Evet. Yani o yüzden bir... mi şöyle alayım hocam size? O yüzden mi Zelenski barışı daha fazla dillendiren bir pozisyona geçti? Dilek hanım Zelenski'nin barışı dillendirmesinin arkasında bir takım gerçekler var. Hı -hı. Yani sahadaki olayın arkasına bakmak lazım. Şöyle ki Zelenski bildiğiniz üzere en son Münih Güvenlik Konferansı olsun. Hı -hı daha önce Birleşmiş Milletler'de olsun, değişik uluslararası mecralarda yardımın azaldığını ve bu yardımın çoğalmasını <laughs> istiyor. Çok <laughs> işte bu uzun menzilli hava savunma silahları, daha top mermileri olsun. Yani e, şöyle bakacak bakacak olursak <laughs> yardım azalıyor ve ben artık başarılı olamıyorum. Durumu dondurmuş vaziyette. <laughs> Hatta Amerika Birleşik Devletleri ve Batı Zelenskiy'e şunu söyledi. Artık dondur, kal. <laughs> sana yeni bir strateji Bulunduğum bölgeyi savun. Artık bulunduğum bölgeyi kaybetme. Bu şekilde Zelenski'ye e, tavsiyeleri var. Ancak Dilek Hanım özür dilerim. Buyur. Zelenski biliyorsunuz meclisten bir yasa çıkardı. Asla ve kata Rusya ile müzakereye oturulmayacak barış. Bu bir yasaklandı Ukrayna'da. <laughs> Zelenski'nin barış şartları dört maddede. Birincisi 1991 sınırlarına dönülmesini istiyor. Kırım'ın tekrar geri verilmesini istiyor. Tazminat talep ediyor ve bir de e, uluslararası savaş suçlu mahkemeden açıp hı hı. bu şartlar altında müzakere oturabilirim diyor. Ancak Batı e, Ukrayna'nın artık kendilerini yorduğunu, ekonomik anlamda yorduğunu görüyor ve e, bir an önce müzakereye oturması Aha. konusunda telkinleri de var. Evet.